أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم Ve sakın Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bunun şuurunda değilsiniz. Şehadetinin birinci yıl dönümü anısına Şehit Ubeydullah Durna. Ubeydullah Durna 5 Şubat 1981 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Aksu köyünde dünyaya geldi. Babası Behçet, annesi Havsat. Ailenin en büyük çocuğu olan Ubeydullah'ın kendisinden küçük 5 erkek, 4 kız kardeşi bulunuyor. Köy okulunda eğitim hayatına başlayan Ubeydullah, küçük yaşında sahip olduğu hareketlilik ve çalışkanlığıyla dikkatleri üzerine çekti. Askerlikten sonra Yüksekova'ya dönen Ubeydullah, köy camisinde Kur'an eğitimi almaya başladı. Daha sonra ailenin isteği üzerine İstanbul'a çalışmaya gitti. Yaklaşık 2 sene çalıştıktan sonra Yüksekova'ya dönen ve akabinde evlenen Ubeydullah, İslami camia içindeki çalışmalarına ağırlık vererek kendisini yetiştirmeye çalıştı. Evliliğinden sonra ayrı bir eve taşınan Ubeydullah Durna, İslami çalışmalarına ağırlık verdi. Geçimini sağlama için de inşaatlarda çalışmaya başladı. İş hayatında sahip olduğu ahlakla yanında bulunan insanların dikkatini çeken Ubeydullah, her zaman işini sağlam yapan ve sözünün arkasında duran biri olarak tanındı. Mustazafer Yüksekova Temsilciliği'nin 2006 yılında açılmasından sonra dernek içinde faal olarak çalıştı. Defalarca saldırıya uğrayan derneğin tadilatında çalışanların başını çekti. Yüksekova Temsilciliği'nin şubeye dönüşmesi sonucu dernek başkan yardımcılığı yaparak bu alandaki çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı. Aynı zamanda Mustazafer Yüksekova Şubesi Yardım Komisyonu Başkanlığı'nı da yapan Ubeydullah, Yüksekova genelinde maddi durumu iyi olmayan ailelerin tespiti noktasında çalışmalara katılarak ihtiyaç sahiplerine kendi imkanları dahilinde yardımlar ulaştırdı. Dernek çalışmalarının yanı sıra köyde de İslami faaliyetlerden geri durmuyordu. Gençlere Kur'an dersi veren Ubeydullah, ailesinin yanı sıra çevresindeki insanların da İslami ahlak ve terbiye ile büyümeleri için yoğun gayret gösterdi. Komşu evlerini tek tek gezerek arkadaşlarını camiye götüren Ubeydullah, köylerinde gerçekleştirilen birçok İslami etkinliklerin sağlanmasına da öncülük etti. Yüksekova Mustazafer'e yapılan her saldırı sonrası işini gücünü bırakan Ubeydullah, derneğin yeniden hizmete girmesi için elinden gelen gayreti gösterdi. Ubeydullah, derneğin boya, sıva, çatı, onarım vesaire işlerinde en çok gayret edenlerdendi. 4 sene kaldığı baraka tipi bir evden sonra çalıştığı inşaat işlerinde elde ettiği gelirle kendisine ait bir ev yaparak yıllardır keşke bir evim olsaydı da arkadaşlarımı ağırlayabilseydim arzusuna kavuştu. Son günü ve eşinin anlattıkları. Şehadetinden sonraki günlerde Şehit Ubeydullah'ın eşi şehitle geçirdiği son gününü şöyle anlatıyordu. Eşim o sabah her zamankinden daha neşeli ve mütebessimdi. Kendisine kahvaltının hazır olduğunu söylediğimde giymek için yeni elbiseler istedi benden. Abdest alıp koku sürünmüştü. Ona elbiselerini dün akşam değiştireceğini ve zaten temiz olduklarını hatırlattığımda "Evet ama ben yeni elbiseler giymek istiyorum." diyerek ısrar etti. İstediğini yaptım ve sofraya geçtik. Ben kendi evimize geçtiğimizden beri çocuklarımı kendi odalarında yatırıyordum. Eşimse son 3 gündür gecenin bir vakti çocukları alıp yanında yatırıyor ve apayrı bir ilgi gösteriyordu. O sabah da öyle oldu. Onları okula kendisi uğurladı. Döndüğünde elinde poşetler vardı. Epey erzak ve malzeme almıştı bakkaldan. Öğle vaktine kadar sohbet ettik. Bana her zaman nasihat eder ve kendimi geliştirmem için telkinlerde bulunurdu. Ancak o gün bir başka nasihat etti. İnce ince teferruatıyla nasıl olmam ve bir Müslüman olarak nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatıp durdu. Ben
öğle yemeği hazırlığına başlamadan önce yemek yiyip yemeyeceğimi sordum. Zira son 3 günde pişirdiğim yemeklere hiç dokunmuyor, peynir ekmekle geçiştiriyordu. Yine öyle oldu. O esnada çarşı merkezinde kepenklerin kapatıldığını öğrendik. Telaşlandı ve gitmesi gerektiğini söyledi. Sebebini sorduğumda, geçen seferki olaylarda derneğin çatısını yakmışlardı. Biz daha yeni onardık, tekrar ateşe verebilirler dedi ve evden çıktı. O son selamı ve Allah'a emanet ol deyişi hala kulaklarımda. Eşim son günlerde geceleri çok daha geç uyumaya ve erkenden uyanmaya başlamıştı. Sürekli Kur'an okuyor, namazlarını uzatıyor ve çokça dua ediyordu. Sabah namazı sonrası fidan dikiyor, şehit CD'lerini defalarca bıkmadan izliyordu. Son bir ayda Cemal'in kitabını defalarca okuyor ve her seferinde ''Acaba böyle bir şeref bize de nasip olur mu?'' diyordu.